Evet başkanım, güzel bir galibiyet var. Maçla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Yine bugünün galibiyeti bana göre pazar günkü gibi yine taraftarlarımız oldu. Yani Sıdat'ı doldurdular. Sıdat'ta yer kalmadı, bilet kalmadı daha doğrusu. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle teknik heyetimizi ve futbolcularımızı da kutluyorum. Çok güzel mücadele ediyorlar. Bir topa 2-3 kişi basıyorlar, pres yapıyorlar. Karşı rakibe 4-5 haftadır oynayacak alan bile bırakmıyorlar. Yani her şey çok güzel. Şehirde bir birlik beraberlik oluştu. O da bizim açımızdan çok iyi. Yani Ankara Gücü yürüdüğü zaman şehir arkasından koşuyor, koşacak da. Başkanım, bugün muhteşem bir ambiyans verdi tribünlerde. Büyük coşku. Taraftar şampiyonluk havasına girdi sanırım. Ne diyeceksiniz bu konuda? Şimdi taraftar şampiyonluk havasına girmiştir. Güzel bir şey. Ama biz daha şampiyonluk havasına giremedik yönetim olarak. Çünkü çok dikkatli olmamız lazım. Yani daha 7 tane maçımız var. 7 tane final maçımız var. Dolayısıyla biz rehavete kapılmayacağız. Her galibiyetimizden sonra daha fazla çalışacağız. Daha fazla emek vereceğiz. Ne kadar çok terlersek o kadar çok sahada rahat ederiz. Bunun bilincindeyiz. Futbolcularımız da bunun bilincinde. Herkes bu havaya da girmiş vaziyette ama kesinlikle iyi çalışıyoruz. Ekip olarak iyi çalışıyoruz. Taraftarlarımız da sağ olsun, Allah razı olsun. Onlar da takımını hiç yalnız bırakmıyorlar. Bir de şehir de artık sahip çıkıyor. Güzel olaylar oluyor. İşte Ankara'da dolaştığımız zaman, bir yere gittiğimiz zaman şehrin her yerinde Ankara Gücü'nün şampiyonluğuyla ilgili destek pankartları var. Bu da bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. İnşallah bu süreçte ekonomik yönden destek gelir bize. İşte sıkıntısız bir sezonu bitiririz diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah daha çok çalışacağız. Hep birlikte şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız. İnşallah o sene bu sene olacak. İnşallah. Başkanım, X6 ile ilgili bir gelişme vardı. Siz açıklama yapmıştınız. Şimdi İstanbul'daki maçtan sonra, Eyüp maçından sonra. O konuda ne söyleyeceksiniz? En son şunu da söyleyeyim ben. Kağıdı da cebime koymuştum. Bulabilirsem göstereyim. Şey diye yazmışlar. Bay Yiğiner diye yazmışlar Bochum Kulübü'nden. Bay Yiğiner diye yazmışlar, göndermişler. 4 aydır biz ödeyemedik FIFA taksitlerimizi. Onun için işte belediyede CHP'le zannedersem MHP grubu bir önerge vermiş. Onlar da farklı bir zannedersem belki de siyasi bir polemik oluştu orada. Ona da bir şey diyemeyiz. Bizim acil siyasetten ziyade bizim acil paraya ihtiyacımız var. Yani ekonomik desteğe ihtiyacımız var. Bizim derdimiz o. Dolayısıyla oradan da bir şey şu anda çıkmadı ama biz bu işleri takip etmek durumundayız. Allah korusun, -6 puan bizim bütün planımızı bozar. Yani şehire yazık olur. Burada eğer 20 binin üzerinde taraftar varsa düşünün ki yüz binlerce insan Ankara Gücü'nün şampiyon olmasını, bu ligden kurtulmasını istiyor. Dolayısıyla şehri yönetenler, bu şehirde siyaset yapanlar yüz binlerce insanı göz ardı etmemesi lazım. Biz şu önerge vermiş, bu önerge vermiş, şu şunu verirse, bu bunu verirse, biz bu polemiklerin içine girersek biz bu işten çıkamayız. Ama inanıyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanımız da kendine yakışanı yapar. Yani onun da kapısını çalacağız. O da destek olduğu zaman bu sene bu takımı biz Allah nasip ederse PTT'ye çıkartırız. Yalnız bizim ekonomik desteğe ihtiyacımız var. Şehir ayağa kalkmış durumda. Manevi yönden herkes takımına sahip çıkıyor. Özellikle Ankara ve çevresi ağırlıkta olmak üzere tüm şehirlerde taraftarlarımız var bizim. Burada da öyle. Yani Ankara güzel olan şu Ankara Gücü Ankara'nın takımı oldu. Zaten öyleydi. Halkın takımı, Ankara'nın takımı. Onun için Ankaralılar da, Ankara'da yaşayan insanlar da takımına sahip çıkıyor. Bizim isteğimiz de şu zor günümüzde siyasetçilerin artık buna bakması lazım. Biz geçmiş dönemlerde de dedik, yani bu Sıdat bize yakışmıyor dedik, gördünüz. Şimdi seyircilerimiz dışarıda kalıyor. Hani kalıyor, yeterli değil. Dolayısıyla Türkiye'nin başkentine yakışan Sıdatlar olmalı.
Bir de ya halk bu takımı istiyor. Mehmet Diner değil, Oransal değil. Bu takımı halk istiyor. Kişiler değil, bu halk istiyor. Dolayısıyla halkın isteğine duyarsız kalmamak lazım. Ve Ankara Gücü'nün artık şöyle bir sırtını sıvazlamak lazım. Ankara Gücü bu. Ankara şehrinin yetim evladı. Bunun sırtını sıvazlamak lazım. Bir okşamak lazım. Nasılsın yavrum, iyi misin demek lazım. Onun da sırası geldiğini düşünüyorum. Bana göre her şey güzel olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız da yardım edeceğini umuyorum ben. Onda şüphem yok. Milletvekiller de zaten biz de destekleyeceğiz dediler. Her şey güzel olacak Allah'ın izniyle. Başkanım, siz ne demek istiyorsunuz? Bu fotoğraf, bu ambiyans Ankara Gücü siyaset üstü bir marka mı diyeceksiniz? Artık kimse siyasete alet etmeden gerekeni yapması mı gerekir diyorsunuz? Ya zaten şimdi biz siyasi polemiğe girersek zaten kulüp olarak da kaybederiz. Yani her zaman şunu diyoruz. Ankara Gücü halkın takımı. Ankara Gücü'nü destekleyen taraftarlarım içinde her siyasi görüşten insanlar var. Dolayısıyla biz buraya bakmıyoruz. Biz siyasi polemiğin içine de girmeyiz. Ama kim bize bir adım gelirse biz de ona 10 adım gideriz. Sadece bunu söylüyoruz. Biz sadece can derdindeyiz. Koyun can derdindedir, kasap da et derdindedir. Ama bizim derdimiz Ankara Gücü'nü yaşatmak ve layık olduğu yere taşımak. Bu fırsat ayağımıza kadar geldi. Bugün baktığınız zaman Gümüşhane kaybetti. Biz kazandık. Yani bu da bizim lehimize gelişen bir olay. Her şey bizim lehimize gelişiyor. İnşallah Allah'ın izniyle, Allah'ın da yardımıyla bu işler olacak diye düşünüyorum. Ben herkese teşekkür ediyorum. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Teşekkürler hocam.